opak alnı değer. Sayın Kaymakamım, sevgili öğrenciler, değerli Siverekliler. Gerek şanlı tarihimizde Anata Çelenklerin sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı, nişan vaziyeti al. Değiş. 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 Selam. Dur. Ruhtur. Günün anlam ve önemini belirten şanlı tarihimizde bütün görkemiyle yerini alan ve tüm dünyaya karşı azmin, cesaretin ve fedakarlığın sayısız örneklerini sergilendiği Çanakkale Savaşı, vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda Türk milletinin vatanı için hangi zorluklara göğüs gerebileceğinin en güzel örneklerinden birisidir. Çanakkale Zaferi, biricik evlatlarını şefkatle muhabbetle bağrına basıp "Oğul, seni yetiştirdim vatana, seni niye yetiştirdim, hizmet eyle vatana, ak sütümü helal etmem, saldırmazsan düşmana" diyerek cepheye yollayan cefakar anaların ve anaların ellerini öperek "Hakkını helal et şefkatli ana, canım feda olsun kutsal vatana" sözleriyle karşılık veren yiğit ve kahraman Mehmetçiğin tarih sahnesinde çıkan ebedi başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte yazdığı destandır. Veren kahraman şehitlerimiz, manevi bağlarınızdan aldığımız güçle vatanımıza yönelik her türlü tehdide karşı her şart altında üzerimize düşen görevi yapacak ve size layık olmaya çalışacağız. Süreli şehitliğimiz 14 Haziran 2001 tarihinde hizmetimize açılmıştır. Süreli şehitliğimizde 82 şehidimizin mezarı bulunmakta olup bir tanesi gerçek mezar, diğer 81 ise tarihimizin son dönemlerindeki şehitlerimiz. Kafkasya cephemizde Ruslara karşı 1914-1918 tarihinde 60 bin şehidimiz Kafkas donarak karşısında şehit olmuştur Sarıkamış'ta. Sina ve Filistin cephemizde İngilizlere karşı 1914-1918'de 10 bin şehidimiz. Irak cephemizde 1914-1918 tarihinde İngilizlere karşı 10 bin şehidimiz. Hicaz ve Yemen cephesinde İngiliz ve Araplara karşı 10 bin şehidimiz. Çanakkale zaferinde 1915 tarihinde İngiliz ve sömürgelerine karşı 250 bin şehidimiz. İstiklal Harbi'nde 1918-1922 tarihler arasında İtilaf Devletleri ve Yunanlara karşı 30 bin şehidimiz bulunmaktadır. Müminat ve Müslüman ve Müslümanat ve ahyai minhum ve amvat. Okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'den yaptığımız dualardan hasıl olan sevabı Hazreti Adem Aleyhisselatü Vesselam'dan Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a kadar gelmiş geçmiş tüm evliyanın, enbiyanın, rusullerin, şehitlerin, salihlerin, sıddıkların, müminlerin, Müslümanların ruhlarına bir hediye eyledikten vasıl eyle ya Rabbi. Millet gerek dahili ve harici bedbahlara karşı bu vatanı çiğnetmemek için canlı... Şimdi bu şeyi bozdum. Tamam.